Sayın Başkan, değerli katılımcılar, saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve hem coğrafi listemi, kendi listemi, Fatih Belediyesi, şu ana kadar yapılanlarla ilgili 15 dakika içerisinde dilimin döndüğünce Fatih Belediyesi'nde yapılanları size paylaşmayı arzu ederim. Önce, başlamadan önce, kendi listemle ilgili bu arayışın nedenini size paylaşmayı isterim. 2004 yılında ben yeni belediye başkanıyım. Önüme bir sürü evraklar getiriyorlar arkadaşlar. Sağ olsunlar, onları imzaladım ama bir tane evrak, farklı bir evrak. Dedim ki, nedir bu evrak? Bugünün parası da 10 milyar liraydı. Bugünün parası da 10 bin liralık bir fatura. Dediler ki, başkanım, bizim muhasebe bürosundan geldi bu, hesap işlerinden geldi. Bir arkadaşımız daha hesap işlerindeki bilgisayara girecek. Yani bir memur mevcut bizim kullandığımız, daha önce sözleşmesini yaptığımız programa girmek için artı 10 lira daha fazla para vermemiz gerekiyordu. Bak, bana da tuhaf gelmişti. Yani reel sektörden gelen biri olarak nasıl olur? Yani programı satın aldıysak niye bir daha para verelim? Sonra programın detaylı baktı. Programda o dönemde, yani Excel'den biraz daha gelişmiş bir program. Dedik ki, ben dedim ki ben bunu imzalamam. Bir. İkincisi, hemen arayış içerisine girdim. Bize yakışır, bize uygun bir program oluşturalım. Üniversiteden bir tane hoca, ilk önce, iki hocayla anlaştık. Onlardan danışmanlık aldık. Bu iş en iyi yaptıklarını iddia eder. Kamu kurumları ve belediyeler, yani devletin kurumları da olabilir bu ve belediyeler. Onların hepsini dolaştırıyor. Kendi arkadaşlarımız da o bölgeleri dolaştırıyor. Adıyaman'dan Adana'sına kadar dolaştık. Bu arada biz de kendi ihtiyaç analizlerimizi oluşturuyoruz. Yani bizim arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz bir program nasıl olmalı? Onun detaylarıyla ilgili koşuşturuyoruz. Ve iki yıl çalışmadan sonra şu karara vardık. Aslında orada iki tane öneri vardı. Arkadaşlarımızdan bir grup dediler ki biz bir ekip oluşturalım. Yani teknik elemanlardan oluşan bir ekip oluşturalım. Ve bir program yapalım. Ve bu programı gerekirse de satarız. Ama bir ekip olsun. Onun maliyeti olur bir konuşup tartıştık. Hani biz belediyeyiz. Böyle bir program yapma iddiasında olmanın doğru olmadığını düşündük. İkinci etap, ikinci grup şunu söyledi. Dedi ki, biz de tüm belediyeler ne yapıyorsa hangisini yapalım ama daha büyüklerini yapalım dediler. Yani biz de diğer kurumlardan hizmet satın alalım. Ve hem kendi ihtiyaçlarımıza göre olduğunu başlayalım derdi. Onu da kabul etmedik. Çünkü o faturayı ben imzalamadığımda o firma şantaj yaptı. Dedi ki eğer bunu yapmazsanız bütün ülkelerimiz bizde. Bizim de çalışmak zorundasınız. O zamana kadar işte 2 yıllık yaptığımız araştırmalar neticesinde edindiğimiz netice, sonuç tüm belediyeler istisnasız halka ait, millete ait bu kadar özel bilgilerini kimseyle normalde bilgiyle bir birbirinden öbür birbirine giderken birbirleriyle paylaşmamalı gereken bilgileri hizmet satın aldıkları firmalara paylaşıyor. Daha doğrusu bu bilgiler firmaların kendi serverlerinde ve belediyeler millete ait bu bilgileri onların müsaade ettiği oranda veya müsaade ettikleri zaman dilimi içerisinde veya ne derlerse onu yapmak zorunda kaldı. Dedik ki bu da olmaz. O zaman bir defa proje bizim projemiz olacak. Kodları bizde olacak. Biz onu istediğimiz zaman geliştirebileceğiz. Sürekli canlı olacak. Yani şunu da gördük. Türkiye'de ilk defa web tabanlı kent bilgisayarını yapan belediyeyiz. Daha önce bunu yaptığını iddia edenler proje bittiği anda zaten yani proje bittiği kent bilgisayarı bittiğinde web tabanlı olmadığı için hemen ölü doğuyordu projeler. Onu da gerçekleştirdik. Hasılı kelam kodları bizde, ana beyni bizde, bir ekip oluşturduk başında Erhan Bey arkadaşımız o zaman belediye başkan yardımcısı. Yaklaşık 6 ay önce de onun
Şehircilik Bakanlığı'na kaptırdı. Orada şu anda genel müdürlük yapıyor ve hem de bu işin genel müdürlüğünü yapıyor. Şimdi netice itibariyle kodlarımızda geliştirebileceğimiz ana merkez bizde server'ını kendimizin oluşturacağı bir sistem ama mesela bilgi yani uzun çalışmalar gerektirecek. Çok eleman gerektirecek işlerinde bilgi toplamak gibi, alandan bilgi toplamak gibi bu tür çalışmalarında ihale yöntemiyor abi. Yolları bütünleşildi. İşte şimdi biraz 7 dakikası geçti. O zaman hızlı geçiyorum. Nedir bu proje? Siyaset devletin çözümü vardır. Evet. Şimdi böyle bir şey bu. Bunu çok sevdim zaten. Bütün belediyede mesela veya işte kamu kurumlarında bütün duvarları darmadan eden bir çalışma bu. İstediğiniz bilgileri istediğiniz zaman ulaşabildiğiniz. İşte ben partiden bahsediyorum. Partiyle ilgili bütün detaylara anında sahip olabileceğiniz. Karar vermek durumunda olduğunuzda ya işte başkan yardımcısı, müdür yanındaki arşivler falan gün aklına gelecek bilgileri bir saniye ulaşabileceğiniz bir şey. Bu mucizevi bir şey. Yani bir belediye başkanı iddia ediyor. Kendi alanında, kendi ilçesinde, ilinde 20 yıl belediye başkanlığı yapsın. Bizim şu anda size göstereceğimiz bilgileri %70'ine bile sahip olamaz. Mümkün değil zaten. Ama siz sistemini bize oluşturursanız bir günlük belediye başkanı bütün bilgilere sahip olabilir. Veya bir belediye başkan yardımcısı veya bir müdürümüz kendi konusuyla ilgili her gün strateji oluşturacaksa onu rahatlıkla ulaşabilir. Evet. Bir işin ilklerimiz var. Elektronik imzayı ilk defa belediye hizmetinde kullanılan belediyeyiz. Mobil imzayı dünyada ilk defa belediye hizmetinde kullanan belediyeyiz. Multimedya'yı ilk kullanan belediyeyiz. Mobil belediyeyi kullanıyoruz. Tarih sesleniyor projemiz var ve dünyada ilk. E-kampüs çalışmamız var. Akıllı tahtamız var. İlk defa Türkiye'de Fatih'de tüm itirafı kullanan tüm sınıflarla akıllı tahta uygulaması yaptığını yaptık bir ülkede. 2017 yılında gitti. Ve temiz internet kampanyasıyla çalışma başladı. Şimdi kendi ismi bütün bu söylediklerimizi toparlayabilirse varlıkların niteliklerini, üst alt doku ve yapısını, akıllı haritalarını, sosyoekonomik durumlarını tanımlayan tüm bu verilere ait sayısal ve sözel bilgileri belediye uygulamaları için birbirleriyle ilişkilendirilmesidir. Bu yapının sürekli güncellenen bir sisteme dönüşmesi, yönetim, denetim ve görevlendirme mekanizmalarının daha hızlı, verimli, güvenilir zamanında ekonomik bir etkin işlemesi için tüm bu bilgilerin toplanması, bu bilgilerin sunulması ve hizmetler üretmede tam koordinasyonun sağlanmasıdır kent bilgisi. Yani tabiri caizse belediyenin veya kurumun hemen hemen her şeyi. Bizim sistemimiz coğrafi bilgisi, devletin bilgisinden oluşan 22 alt projeden oluşmaktadır. Hocam, yani bir yerden varsa ondan ben de bu kadar görüyorum. Sayın Başkanım, stres yapmanız lazım. Peki. Şimdi, coğrafi listeyi de yönetmek istemiş. Şu biraz sonra göreceğiz. Aslında burada teknik arkadaşlar çok fazla var. Asıl problem Türkiye'de bunların, yani coğrafi listeyi toplamayabiliyorsunuz. Yani data'ya ait bilgileri topluyorsunuz. Bir de harf rakamlarına dayalı olarak MIS toplayabiliyorsunuz. Bunları kendi işlerinde sorgulayabiliyorsunuz. Ama bunları bütünleştirmek ve bunları bütünleşik bir şekilde çalıştırmak en zor iş. Bunu Türkiye'de ilk gerçekleştirebilir miyiz herhalde? Evet. Bunu yani coğrafi sistemine ait bilgilerle yönetim sistemine ait bilgileri bütünleşik çalıştırabilen ilk proje bu proje. Söylemek gerekirse biraz şey olacak ama hani ilk okulda başlarken işte elmaları toplarsınız. Portakalı toplarsınız, ölersiniz. Bu böyle bir şey değil. Bu mesela elma ile karpuzu toplayıp ölebilmektir aslında. Yani bunu gerçekleştirdiğinizde zaten o zaman projeyi çözmüş oluyorsunuz.
uygulama sonucu yazılımlarının kurulmasında uygulama sonucumuz web tabanlı bir yönetim yazılımına sahiptir. Hem internet hem internet ortamında kullanılabilecek tarzda olmuş. Demin söylediğim konuşmam. Bir de web tabanlı sistem. Bu aynı zamanda web tabanlı olduğu için sürekli kendini güncelleyen, sürekli canlı tutan bir sisteme dönüşüyor. Yani nasıl bu? Şimdi biz bu işi yapmadan önce Fatih Belediyesi'ndeki tüm tapuların dijital hale getirdi. Yetmedi. Tapuda sürekli bu işi güncelleyen bir eleman bulundurduk. Ve tapudaki bütün güncel hareketleri de kendi sistemimize aktaracak bir alt yapı oluşturdu. Büyükşehir yerken de çalıştık. Bir imar durumu bu geldiğimizde Büyükşehir çok rahatlıkla onu algılayabiliyor. Veya Büyükşehir'in mesela ulaşımda yaptığı çalışmaları biz direkt rahat alabiliyoruz. Onun inanılmaz faydalarını görüyoruz. Yani bu web tabanlı olunca sizin yaptığınız bu çalışma sürekli kendini güncelleyen ve canlı bir organizma haline dönüşüyor. Veri tabanlı yönetim sisteminin yazılımının kurulması, verilerin güvenli ortamda depolanması, güvenli bir şekilde çok kullanıcılara erişimin sağlanması, güçlü bir veri tabanı yönetim sistemi yazılımıyla mümkündür. Daha rahat yönetiminde özelliği sebebiyle güçlü bir veri tabanı olan Oracle'ı kullandık. Veri güvenliği önemli. Demin söyledim. İnsanlara ait özel bilgileri topluyorsunuz. Bu özel bilgileri nerede saklayacaksınız? Muhakkak kendi kabul olmalı. Bu her bir firmanın bilmem server'ı olmamalı. Ve işte kullanıcılara da sunmak zorundasınız. Kullanıcıların her kullanıcının kendine göre bir araları var. Benim de başka bir göreceği araları var. Başkan yardımcısının ilgili bir göreceği araları var. Halkın, yani insanların oturduğu yerden ve Fatih Belediyesi'nin web sayfasına girdiklerinde, coğrafi bir listemine girdiklerinde onların kendilerine aralıyorlar ve herkese oradan faydalanıyor. Veri tabanı tasarımını gerçekleştirirken bir defa veri tabanı yönetim sisteminin prensiplerine uyumlu olarak gerçekleştirdik. Evet, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları göz önünde tuttuk. Hala çalışıyoruz. Mesela biraz sonra söyleyeyim. GIS veya MIS kullanmaları bütünleşik olarak çalışılacak şekilde tasarladık. Gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar. O kadar çok fazla ihtiyaçlar oluştu ki ara yazılımda bunların hepsini entegre ettik. Mesela şu anda Türkiye'de şu anda çalışmasını başlattığımız bir ilk olduğunu düşündüğümüz içerik üretimi oluşturuyor. Yani belediyenin içerisinde 300'e yakın hizmet kalemi var. Bu 300'e yakın hizmet kalemlerinin hizmeti gerçekleştirdiğimizde belki onlarca memurlara ulaşılan bir sistem, bir kamaşı sistemi düşünün. Bu kamaşı sistemi nasıl kontrol edebilirsiniz? Veya işte zamanında nasıl hizmete dönüştürebilirsiniz? Bu içerik, evrak ayrıca içerisindeki o içerik yönetimini de bu prensiplere uygulayarak devam ediyoruz. GIS temel yazılımının kurulmasında hem bilgisayar kurulabilir hem web ortamında açılabilir bilgi kurulu. GIS programının çalışabilmesi için gerekli yazılım ürünlerini bildirir. Şimdi bu GIS MIS'i veya ilişkisel veri tabanı yönetimi derseniz yani buna örnek bir şey vermek gerekirse çok çarpıcı örnek. Aslında Ahmet ve Zeki var mesela. İşte Ahmet Yılmaz, Zeki Çakar. Şimdi normalde baktığımızda bunların harfleri göre sıralarsanız Ahmet en yukarıda Zeki en altta görürsünüz. Ama bunu ilişkisel veri tabanı sistemiyle oluşturup GIS ile örneklediğinizde bir bakıyorsunuz Ahmet ve Zeki aslında aynı binanın aynı katında karşı komşu olarak görebiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü çalışmalar var. Bu sadece şey olması açısından, çarpıcı olması açısından verdiğim sorumlu. Biraz sonra göreceğiz. Bunları hem ülke adresine görebiliyoruz. Bunları mukayese edebiliyoruz. İşte bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu bilgilere
babasından alıyor veya adam geldi mesela hizmet alacak parti cephesinde, kimliği yok yanında. Adından geliyoruz, adını söyledi, babasının isminden gelebiliyoruz veya adam parselinden geliyoruz veya işte ülke adresinden diyoruz. Bunların her bir şekilde onlara ulaşabiliyoruz. Birbirleriyle ilişkilendirmiş tüm verilerin oluşturduğunu sorgu ekranına sorduğunu kapamanı bir gözleri var. Biraz sonra göreceğiz. Coğrafik listemizde farklı konularla ilişkin haritaları üretebileceğiz. Biraz sonra göreceğiz. Tüm grafik datalarımız 3 boyutlu olarak da görüntülenebilecek. Bunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi verilerin sayısallaştırmasında ilçemize ait tüm haritaları sayısallaştırdık ve bunları bir araya getirdik ve bunları birer katlı olarak düşünürsek onları hem dikey hem yatay olarak birbirine çalışır duruma getirdik. İmar planlarımız var, halihazırlık haritalarımız var, teraslar haritalarımız var, alt yapı haritalarımız var, deprem olarak haritalarımız var, orta patolar var. Biraz sonra bunları da göreceğiz. Evet, bunlar da aldığımız ödüller. Bununla ilgili akademik anlasını sanmayacak ödüller aldık. İşte geçen 2011'de EFTR'ye TÜSİAD'ın düzenlediği belki kişiye ödüllerinin ödüllerden bir tanesi vardı. En son bunu geçmişler bir buçuk ay önce Boston'da Harvard'da bununla ilgili bir sürü oradan da bir ödülümüz var. Şimdi deminle bir konuşuyoruz da bunları nasıl hayata geçiriyoruz? Onları hemen görelim. Evet, şimdi mesela yine hocam şov demezse ya Fatih sınırları içerisinde mülkü olduğunu bildiğiniz her kimse var mı? Fatih mülkü olan kimse. Buyurun. Kim isim? Fatih Yıldız. Fatih Yıldız. Yıldız. Siz misin? Gerçek Nurettin Yıldız diye bakıyorsunuz. Siz kim? Fatih Yıldız. Nurettin Yıldız. Eriştim. Eriştim. Babanın zengini al, niye eriştirdiğini soruyorsun. Yok mu? Babam bir Türkiye denemeden veda etti. Evet. Peki, Nurettin mi diyor? Ona
Evet, tarihi tarihsel. Yani, hanları hamamları da varmış. O başka bir yer. Burada hamam var. Baba Hazret. Başka bir yer. Yine ona ait ama. Peki. Böyle hamamın doğuşu birden yoksa daha da canlı. Başka biri var mı? Cami Bey. Mustafa Özel. 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 Ney? Şöyle bir yer çıktı, doğru mu? Evet, doğru. Peki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Daha değişik bir şey yapalım. Biraz sıkıntı olmaya başladı. Fonksiyonlara bakıyoruz. Mesela arşivler. Evet, peki. Hemen çıkıyorlar. İşte bu çapı. Kapatıyoruz. Mahkemeyle ilgili bir şey varmış. Muhtemelen birisi. Evet, biraz problemi verir burası. Problemi, mahkemeyi kaldı çıktı. Şimdi, arkadaş, Kadıköy Belediye Başkanı. Bundan bir ay önce bir belediyeye bir arkadaşım geldi. Mülkiyatla ilgili bilgi alması. Bu tür derdi. Aradık, bir hafta sonra geldi. Yani, çünkü belediye başkanı bilmez bunu. Belediye başkanı, belediye başkanı mısın, bir başkanı mısın diyor. O da diyor, o da arşiv. Normaldir bir hafta içerisinde gelmesi. Ama bize geldiğinde, nereye gideceksin? Başkanı falan, gerekliler de başkanı gelirler ve başkanı ben bırakmak isterler. Ben bir belediye başkanı olduğumda, yani bu iş aslında mesleğim, bu olmamakla birlikte bu işler. Ben anlıyorum. Yine de bir gün cevap, cevap verebilmek için o haftaları çıkar, anahtar tahtadan tahmin edip onları göre gittik, tümleştik falan. Yarım saatimizi alırız. Şimdi bir dakikamızı alalım. Bunun herhangi bir çıkıyor ama değil mi? Bunun bir hikayesi var. Hikaye şu. Erhan Bey işte Yıldız haritadan mezun olduktan sonra ilk yeri memleketi olan Erzincan'da. Erzincan'da da belediye başkanı bu işten anlamayan doğru, normal, herkes teknik olmak zorunda değil. İmar planlarını bilen ve onun kafasında tutan bir tane adam var. Başka bir kimse yok. Şimdi, belediye başkanı bile ondan rica ediyor. Yaptığı iş şu, bir anahtar tahta oluşur, onu duvara yapıştırır. Büyükçe bir anahtar tahta. Belediye başkanı çağırıyor. Allah senden razı olsun, beni kurtardın bu adamı. Biz de buraya başladığımızda bir tane müdürümüz vardı. Ama diyorlar bunu unutmayın. Niye? Bu belediye parkın hafızası diyorlar. Hakikaten öyle. Her şeyi unutuyor diyorlar. Tamam her şeyi unutuyorsa tamam. Şimdi 20 yıl önce bir ilçenin veya bir ilin, bir ile imar planlarına ait anahtar kapıyı duvara yapıştırmanın 20 yıl sonra Türkiye'de karşılığı bu. İnternet ortamda herkese paylaşılıyor. Ve herkesin ulaşabildiği bir hale getiriyor. Evet, toparlayalım. Ama daha numaralarımız var mı? Peki, ben şimdi daha çok şeyler yapıyorum, kapatıyorum. Başka şeyler söyleyeceğim çünkü bunlar da hakikaten çok önemli. Arkadaşlar, bakın. Ada sınırlarımızı göremiyoruz, gördüm. Parsel sınırlarımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun hepsini kapatalım. Hani demin söyledim ya, hafızası değil. Demiştim birisi için. Bak mülkiyete giriyoruz. Bütün mülkiyetler orada. Sarılar büyük şehir abi. Kırmızılar büyük büyük olanlar Fatih Belediyesi'ne abi. Her şeyler şu griler okullara abi. Yeşiller vakıflara abi. Biz Fatih'te her şeyden haberdarız. Demin onu söylemeye kalktım. 15 yıl birisi belediye başkanlığı yapsın. Bu kadar zengin detaylara mümkün değil vakıf olarak. Bilemez çünkü yani. Buna ulaşması mümkün değil. Bakın, bir şey daha yapıyoruz. Mesela birisi geldi. İmar planlar, bize gelmesine gerek yok aslında. Birisinin Fatih'te eğer mülkü varsa,
onu ya benim bu imar planlarında yerim nedir, ne kadar olur, değil misindir demesine gerek yok. Kendi aldığı imar planlarını alıp mühendis veya bir tane şey varsa haritacı. Mesela şu parsele bakalım, diyecek ya da benim şu dolu parsel benim. Ama ilk depreme sağlıklı bir hale getirirsem ne kadar metrekare kaybederim veya kazanırım. Mevcut şu anda bakın arz şey binasının oturduğu alan bu. Mevcut binasını hemen ölçelim. Neyse buradan ölçelim. Yaklaşık 50 metrekareye oturuyor. Ama bu arkadaş eğer yıkım yerinden yapmaya kalkarsa kaç metrelik bir yer yapacak? O kadar önce de bak dedik ama bir daha bakalım. Bak bilgisinden çıkan 67 metrekare. Yıkıp yaparsa onu hemen tekrar çıkaralım. Şuraya kadar geliyor. Gerçi bu arka parça. Tamam yaparsa 57'den 67'ye çıkacak. Yani 15 metrekare falan bu işten kazanacak. Bunun için bize gelmesine gerek yok. Şöyle yapalım. Şöyle bir duvarımız daha var. Onu da göstereyim. Bakın. Şöyle transparanla, mevcutla, imar planlarını ölçüştürebiliyoruz. Normal şartlarda bunu yapabilmediğimiz gibi, koca tahtada bu şey yapıp hale getirip üstüne yapabiliyoruz. Bunu rahatlıkla çözebiliyoruz. Bu şekilde kapatalım. Bakın bir şey daha yaptık. Bizim bakın B7 neredeyse deprem formlarımız. Hangi binanın ne kadar deprem formları üzerinde yazılır? Bunu uzun süre çalıştıktan sonra yani içinde bilmiyorum ama şu kırmızı olanlar heykel eden yapılar park kredisinin aşağı yukarı ne kadar sıkıntılı yerlerimiz var onu biliyoruz. Bunu bu şekilde gösterebiliyoruz. Tescil eserlerimizi görebiliyoruz. Bakın şu gördüğünüz zaman hepsi tescil eserler. Bir şey daha yapalım. Pazar yerlerini görüyor musunuz? Şurada burada. Şimdi Fatih'te pazar yerlerimiz var. Çarşamba pazarımız var. Çok meşhur. Çok daha fazla çalışıyorum. Burada onun için istiyorum. Bunlar pazar tahtalarımız. Biraz daha görelim. Evet.
Antiyete 7-12 yaş nüfus aralığımız bu. Bu bölgede 605, şu bölgede 791. Bütün bunları çıkarabiliyoruz. Engellilerimizin için artık fazla şey yapıyoruz. Engellilerimizi bulabiliyoruz. Kadın erkek ayırabiliyoruz. Yoksullarımızı bulabiliyoruz. Hangi bölgede ne kadar yoksulluğumuzu bulabiliyoruz. Hangi bölgede, hangi evde Fatih Belediyesi'nden ne tür hizmet satın almış veya ne tür hizmet almış? Yani mesela işte fakir fukaramız var. Fakir fukaranın hangi yere ne zaman ne oran erzak vermişiz, köylü yardımcılık, inanın hepsini çok rahatlatıyoruz. Şimdi bu ne işe yarar? Biz şöyle bir baktığımızda Fatih'in fakir fukarasının adeta herkesi çıkıyor. Fatih'te işte genç nüfusun nerede yoğunlaştığıyla ilgili haritasını çıkarabiliyoruz. Her türlü çalışma yapabiliyoruz. Bu aslında coğrafik sistemlerden sadece hani iletişim teknolojisini kullanarak bilgilere ulaşmak değil. Bunu yaparak hizmeti üretebilmek ve aslında burada demokrat demokrasinin vazgeçilmesi olan şeffaflığı, paylaşmayı, katılımcının önünü açmak. Yani inanılmaz bir mekanizma. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz hani bir birim, ayrı bir birim mi oluşturdunuz? Ne kadar bir eleman iş yaptınız? 2004'te belediye başkanı oldum. 2004-2005'in sonlarına doğru başladık biz bunu. 2007'de kurulmaya koyduk. Yani ne kadar? 2003 yıl sürdü. Maliyeti de sudan ucuz. Hakikaten böyle. Çünkü yanılmıyorsam alanda ilgi toplamak en çok para orasıydı. O da 900 liraya mı? 915 bin liraya yanılmıyorsam. 915 bin lira. Şeyde tabii bir geçimimiz var burada. Bilgi işlem müdürümüz ve arkadaşlarımız bu işin arkasında şu artık ortamda bulunuyorlar. Hepimiz zaten bilgi işlem müdürü çalışan arkadaşlar. Tamam, bak bu arkadaşlar hepsi. Bu ekip, bu canavar ekip var orada. Çok para harcamadık. Ve şunu söyledik, dedik ki biz projemize inanıyoruz. Bakın arkadaşlar, firmalar, Fatih'te iş yaparsanız, parlarsınız, bizden para kazanmak. Bu vesileyle yapacağımız reklam etkisi de öbür yere tam para kazanabilirsin. Ama biz onları oturup konuştuk ve bu şartlarda gerçekleşti. Bu bilgileri de arkadaşlarımız güncel tutuyorlar. O konuşma bir sıkıntımız yok. Problem şu hocam, şey yaptınız. Bir ürün oluşturdu. Erhan Bey'imiz beraber çalışıyoruz. Erhan Bey dedi ki ya yazık, şunu bir ülke projesi haline getirelim. Öyle ya, şimdi herkes, ben aynı zamanda bu siyaset akademisi dersi münasebetiyle Türkiye'nin hemen her zamana gittik. Ders olarak da sunuyoruz bunu. Şimdi Sinop mesela,
farz edelim. Şimdi sinüs yapımı yiyecesi. Nasıl becerebilir bunu? Beceremez ki. Ama eğer E-Devleti oluşturacaksınız, bu E-Devletin asıl dayanağı olan bir şeyi oluşturduk biz şu anda. O zaman şöyle bir şey yapmak lazım. Dedim ki, tüm bu bilgileri hem şirketlerden kurtarmak adına, hem onları doğru yerde saklamak adına, bunun bir defa kamunun desteği gerekiyor. Yani İstanbul'da mesela iki ayrı yerde hosting oluşturabiliriz. Bir Avrupa yakasında, bir Asya yakasında. Hosting nedir? Tüm bu bilgileri alıp orada depolayan ve istendiğinde de ilgili belediyelere bunu servis eden. Yani bu arkadaşlarımızın yapmaya çalıştığı parti belediyesinde yani zorlandıkları bir bakımda bunu şimdi siz nasıl içeri yapacaksınız veya hakkari çizimi nasıl yapacaksınız? Bunun yerine kamu bunu yapabilir. Ve bunun alt hepsi de var zaten. Ve eğer böyle bir şey olursa o zaman bir format oluşturur. Tüm belediyelere denir ki şu bilgileri şu formatta toplayın bize verin. Biz de bunu alt formu oluştururuz, size tekrar hizmet olarak sunarız. Bunun için mesela Türk Telekom CEO'suna ikimiz birlikte dedik ki ya biz derdimizi anlatamıyoruz. Bir yere gittiğimizde ya işte belediyeler denediler en iyi yaptıklarını kendine düşündüler. Öyle düşündüler. Haklılar dediler. Yani ona saygı gösteriyoruz. Ama bir taraftan bizim bu yaptığımız ürüne yazık. Öbür taraftan da insanlar deneme yanılma yöntemine hala çalışıyorlar. Ülkeye yazık. Buyurun siz alın bu ürünü. Gelin bizim bilgi işlemi departmanımıza bakın. Eksilerimiz varsa söyleyip tamamlayalım. Bir standart oluşturalım. Ve bunu hani Türk Telekom'un yarısı kamu olduğu için siz bunu gerçekleştirin, kimse size ya siz nereden çıktınız demezler. Böyle bir araştıracaksınız. Ama biz bu arayışı yaparken Erhan Bey coğrafi bir hissettiren bir oldu. Şimdi bütün işler onun için yapıyor. Netice itibariyle bu bir ülke projesi olmak için önünde hiçbir yer yok. O anlamda rahatsız. Şimdi bu Inspire. Bakın Inspire'ın kurallarını ilkelerini söylüyor. Bunlar bu noktada cemaat ediliyor. İspahit'te de aradığımız yermiş. İyi bulmuşuz bunu. Diyor ki veri yalnız bir kez toplanmalı ve en etkin şekilde saklanacağı yerde tutulmalı. Demin de bir söylediğim ana gerdiğim dersi değil mi? İnspahit ilkesi arkadaşlar. Avrupa içindeki farklı kaynaklardan gelen muntazam verinin bir araya getirilmesine çok sayıda kullanıcı tarafından uygulanmasında paylaşılmasına olanak sağlanmalıdır. Bizim de başından beri üzerinde hassasiyetle bulunduğumuz bunu. Belirli bir katmanlı ölçekte toplanan veri, diğer tüm katmanlı ölçeklerde paylaşılabilmeli. Araştırmalar için ayrıntılı olmalı. Stratejik amaçlar için temel özellikler içermelidir. Doğru. İyi bir yönetişim için her düzenli ihtiyaç duyulan coğrafi bilgiye kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde erişilebilmeli. Bizim zaten bunun içerisinde var. Son maddesi, hangi coğrafi bilgilere ulaşılabileceği, istenilen amacı karşılamak için nasıl kullanılacağı ve hangi şartlar altında elde edilebileceği ve istifade edebileceği bilgisi de kolaylıkla ulaşılmalıdır. O da herhangi bir şeyimiz var. Netice itibariyle bizim burada deneme yanılma yöntemiyle ulaşık olduğumuz ve inandığımız bir proje. İşte Avrupa'da şu anda kongresini Türkiye'de ilk defa yapan İsmail'in temel ilkelerini özellikle. Bu bize hakikaten kendim için söylemiyorum ki bu başarı vermesinde inanılmaz arkadaşların gayretleri var. İyi bir ekibi ülkesi için diğerlerinden habersiz ama doğru bir şey yaptıklarını ispatı. Bu beni hakkında İsmail hani bir teşekkür ederim. Evet. Biz de size teşekkür ederim Sayın Başkan. Şöyle yapsak. Peki. Lütfen çok kısa soru yapalım. Evet. Soru değil bir öneri aslında benimki. Sayın Başkan, zamana bağlı otomatik haritaları da ilave ederseniz işler olarak bu sisteme zamansal değişimi de gözler önüne serebilirsiniz. Yani dinamik haritaları da dahil ederseniz sisteme çok daha işlevsel hale gelir. Evet. Ve değişim de takip edilebilir. Diye düşünüyorum. Ne bileyim. Vaktimiz var. Tabii teşekkür ederim. Hani pervizlik. Ne? Evet.
bunu göstereyim. Biraz şu ana kadar bütün yapımcı çalışmaları, altyapı çalışmaları, haritalarını bitirdik. Ölçüşüm şekilde var tutmama tarihli değişimde görüşürüz. Yani sorgulama sonucu şeklinde, yani sorgulamaya bağlı olarak somatik haritalar üretilirse o zaman evet, çok daha bir şey. Onun arşivi daha iyi çalıştırmak da olabilir diye düşünüyorum sadece. Onun tabi kadar söylediğini gördüm. Bayağı iyi yerler oldu. Evet, teşekkür ediyorum.